Merhaba değerli arkadaşlar. 2021 yılının son röportajını Zeytinburnu'nda yapıyoruz. Seçmenlerimize 2021 yılı sizin için nasıl geçti? Olumlu, olumsuz diye soracağız. Videomuzu izlemeden önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Evet. 2021 yılı sizin için nasıl geçti efendim? İyi mi geçti, kötü mü geçti? Ya normal, sıkıntılı geçti. Sıkıntılı bir yıl. Evet. Çok iyi mi, kötü mü, olumlu mu? Vallahi yani şu var. Dünyada pandemi var. Bunu halka iyi anlatamadılar, bu bir. Halka yok, bazı... sizin için iyi mi geçti, kötü mü geçti? Özet. Ha, benim için iyi geçti. Ama ben bakıp da gören insanlardanım. Tamam, bak, çok teşekkür ederim. Bakıp da gören insanlardanım. Ama halk ızdırap çekiyor. Gördünüz mü? Benim maaşımdan... İzdırap çekiyor abi, kalabalığa bak. Gözünü seveyim. Herkes haline... Çok... Ya. Sen nasıl niye böyle yapıyorsun ya? Nasıl memnun değilsin abi? Bak AVM'ler dolu, her yer dolu, her şey dolu. Artsın abi, insanlarda para var ya. Nankör insan çok Türkiye'de, yemin ederim. Ne kadar param var? Efendim? Var mı para senin? Var benim param abi. Sana niye soruyorsun? Ne kadar param var diye? Var, param var. Benim için güzel geçti. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Allah inşallah, Allah inşallah. Sonra... 2021 yılı sizin için nasıl geçti efendim? Vallahi çok kötü geçti. Gittikçe zaten kötüye gidiyoruz. Evet. Hayat zor. Çok zor. Çok. 2021 yılı sizin için nasıl geçti? 2020 yılı çok güzel, 21 yılı çok güzel geçti. Bereketli, güzel. İyi geçti. Ha. Maske niye kullanmıyorsun abi? Maskeyi seninle konuşmak için çıkarttım. Tamam, çok teşekkür ederim. Saygılar. 2021 yılı şimdi kötü geçti. Kötü geçti. Gel abi gel. Kötülemiyoruz kimseyi. Kötü geçti. Efendim 2000 yılından sonra bir 2021 yılı nasıl geçti sizin için? 2021 yılı Allah'a şükürler olsun, iyi geçti be. İyi geçti. İyi geçti. Çevrede kimse hak rahmetine kavuşmadı pandemiden. Yok, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hadi. 2021 yılı. İyi mi geçti, kötü mü geçti? Pandemide yakınlarınızı kaybettiniz mi? Pandemiye yakalandık. Evde o... Yok, yakınlarınızı kaybettiniz mi hiç? Yok, etmedik hiç. O zaman iyi geçti. İyi geçti. 2021 yılı sizin için nasıl geçti efendim? Vallahi 2021 yılını her geçen yıl bir önceki yılı arattığı için iyi geçti sayılmaz. Çok şöyle söyleyeyim, ben çünkü yurt dışında olduğum için hani buradaki seçmeden ben şuraya geldim. Gittim oraya, ne için? Gezmeye mi geldiniz? Alışverişe geldim, gezmeye geldim. Ama şu halkın şeyini görüyorum, kalabalık var ama iş yok. İş yok. Alışveriş yok, hiçbir şey yok. Para yok çünkü. Para yok. Çok teşekkür ederim. Bir iki şey daha söyleyeyim. Lütfen. Mesela daha önceden diyorlardı ki işte biz yağ kuyruğu, gaz kuyruğu şunu, ama şunu hiç kimse düşünemiyor. Eskiden şu vardı, ambargo olayımız vardı. Evet, 74'te. 74'te falan olsun, ileriki dönemlerde ambargo olayı vardı veyahut da 12 Eylül dönemlerimizi yaşadık. Ben şu an o dönem... Para yok diyorsunuz ama özetle. Aynen, millette para yok, mal var. O zamanlar para vardı, mal yoktu. Mal var, para yok. Aynen. Çok kötü geçti. Kötü geçti. Çok kötü. Benim şahsım adına kötü geçti ama inşallah 2022 ülkemize hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Sizin de çok sağ olun. 2021 yılı nasıl geçti sizin için? İyi, kötü. Çok kötü geçti. Çok kötü. Teşekkür ederim. Merhaba kardeşim. 2021 yılı nasıl geçti? Hiç geçmedi. İnan ki hiç memnun değilim, hiç şey geçmedi. İnan ki yani inan ki halk şu anda aç karışım. Halk aç. AK Partiler diyor ki AVM'ler dolu, caddeler dolu, köprüler, yollar, baraja kimse diyor. Kim onu diyorsa yalanın karışım, öyle bir şey kurbanım AK sana. AK Parti bütün seçmeni öyle diyor. Bir şey kurbanım, öyle bir şey yok. İnan ki şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin inan ki halk açtır. Suriyeliler aylık alıyor. Ben şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum ama ben hiç aylık alamıyorum. Alamıyorum. Yani şu anda inan ki Türk milleti yani şu anda ezik altında. İnan ki sorunsuz yaşıyor. Sıkıntı yaşıyorlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. 2021 yılı nasıl geçti? Cehennem. 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 Abi telefon dedin, ironi yaptın. Telefonu çıkar. Ne demek o? Telefonu çıkaran demek yaş bizim... Yaş 40 yaş üstüne. Abi sen de biraz yaşlısın, kusura bakma. Şimdi... Benim genç hissederim. Ha, o zaman süper. O zaman hiç süper. Şimdi 40 yaş üstü abilerimiz, dayımlarımız... Mesela Bakırköy'de çok röportaj oluyor. Diyor ki telefonu çıkar. Tabii ya, şimdi çağ gelişti. Bırak çağla beraber Türkiye'de gelsin. Afrika'da yaşamıyoruz. Osmanlı'dan mirastan bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Tabii gençler de biraz teknolojiye önem verecek, yani kullanacak. Yani lüks değil diyorsun artık. Lüks değil ki. Ya genç, bırakın genç, tabii bırakın gençlerimizi biraz. Genç diyor ki ben 20 ay kafede çalıştım. 500 bin bir telefona göz dikmiş diyor. Kızıyor gençler. İşte yaşlılara sormak lazım onu da. Evet. Yani kendi çağ gelişiyor artık. Sadece Türkiye değil, dünya gelişiyor. Biz halen geriden gidiyoruz ama. Doğru. 2021 yılı nasıl geçti? Kötü. Kötü. Aynen. Çok teşekkür ederim.
2001 yılı. Bu Allah başımızdan eksik eylesin, bir daha da göstermesin. Bu hastalıkla boğuştuk durduk. Allah sonumuzu hayretsin. Hayretsin. Ben de geçen hafta Trabzon'a teşekkür ederim. Eyvallah. 2021 yılı nasıl geçti efendim? Çok kötü. Çok kötü geçti. Evet. İyi mi geçti, kötü mü geçti, ızdıraplı mıydı, nasıl bir yıldı? Vallahi biz emekli adamız yani. 2021 yılı... Sıkıntılı bir yıl. Normal ya, yok sıkıntı yok ya. Covid var ya. Covid sıkıntı. Bütün her şey. Etkileri. Herkese, her abi şey. Abi çok teşekkür ederim. 2021 iyi geçmedi yani. Acı, kötü, ızdıraplı. 2021 yılı nasıl geçti sizin için? Kötü. Kötü. Çok teşekkür. İyi mi, kötü mü? Yani ekonomi olarak kötü geçti. İşimizi kaybettik. Aynen. Sağlığımız tehlike altında. İnsanlarımız bilinçsiz. Hala maske, mesafe uymuyorlar. Hijyene hiçbir şey uymuyor. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Çok kötü. Ekonomi olarak bakılsa çok kötü. Çok kötü geçti. Yani şu çok an. Çok teşekkür ederim. Euro ve dolarlar ne durumda? Olur, altınlar ne dolarda? Şu anda yani ben bir teneke yağı, ben normalde 2015-2016'da ben bir teneke yağı bir gün çalışıp iki teneke yağ alıyordum. Ben şu anda 3-4 gün çalışıp bir teneke yağ alamıyorum. Bir torba un alamıyorum. O kadar düşmüş. Yani bir ay içinde şu anda bir torba unun fiyatı 330-340 TL'dir. Yok, çok artmış. Yani şu an yani ben 2015 yılında bir gün çalışıp 2-3 gram altın yapabiliyordum. Şu anda 3-4 gün çalışıp bir altın gram yapalım. Baya hesap yapmışsın, altın, ekmek, un. Baya çalışmışsın dersin. Ya ben çalışma değil, bu hayatlı şartların bana verdiği yaşamdı yani. Günlük yaşamdır bu. Gördüğünüz şey. 2021 yılı nasıl geçti sizin için efendim? Nasıl? 2020 yılı iyi mi geçti, kötü mü geçti, sıkıntılı mıydı, neydi? Biraz bu sene Malatya şikayetçi oldu. Bu dolar molar meselesinden. O da Allah'ın izniyle sıfıra indireceğiz. Onu bir... Özel bir kanalı sıfıra indireceğiz. Yani doğru. Bir şekilde onu paramızı Avrupa'nın parasına da göre bir yapmak lira, bir istiyorum. Dolar. 1 lira 1 dolar. Aynen öyle. Ben öyle olmasını istiyorum. Çok dünyada teşekkür. Böyle özel bir ülke olmadığını evet, de söylüyorum. Teşekkür ederim. Bundan 20 sene önce. Anık. Ayıp uyandık. Bundan 20 sene önce öyleydi zaten. 1 lira istir 1 dolardı zaten. Hayır, gelin inşallah öyle yapalım. Niye şimdi 20 lira oldu? Gel buraya konuş. Hayır abi. Tamam gel konuşalım gel. Döner misin? Az acı kurmayacağım bana. Evet, işkuvi. Az mevkiye mi? Gelin. Gelin buraya gelin. 2021 yılı nasıl geçti? Abi battık ya, vallahi sana öyle diyeyim. Vallahi battık yani. Ülke... Ben kız arkadaşlar kalkıp seviyorum. Abi benim için, yani gençler için önü açık bir şekilde, ekonominin daha iyi, barış ve huzur içinde özellikle. Yani demokrasini... 2020 geçti. Nasıl geçti? He 2000, ben 2022 anladım. Nasıl geçti? Geçen sene. Abi çok kötü geçti. İnsanlar arasında bayağı kutuplaşma oldu yani. Bu sosyalist oldu. Bu çok sağcısı oldu. İnsanlar arasında açık ara bir fark oluştu. Yani insanlar insana uzaklaşma bayağı oldu yani. Hiç o zaman. Aynen abi, çok sıkıntılı teşekkür geçti. Teşekkür ederim genç arkadaşım. Bir şey yoksa... Gel hemen. 2021 yıl nasıl geçti? Valla sizce nasıl geçti? Ben konuşamam. 3 liraya aldım buğday 8 milyona satıyorlar. Nasıl olacak? Tamam söyle. Yok gülmüyorum ben. Hayır gürle diyorum. AK Parti diyor ki yol, köprü, baraj yaptık, ülke uçtu. AVM'ler dolu, lokantalar dolu. Valla bence fiyatlar uçtu. Yani hiçbir şey uçmadı. Olan garibanları oldu. Kötü mü? Kötü tabii canım. Oy kim abi? Oyun mu? Evet. Serbest. Söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. AK Parti'nin ülke yönetimi iyi mi kötü mü? Nasıl buluyorsun? Valla bence iyi değil. İyi değil. İyi değil. 2021 yılı nasıl geçti abi senin için? Vallahi hiç iyi geçmedi. 3 liradan 8 lira olmuş diyorsun. Evet. 1 milyar 100 milyon kira öderken adam 1,5 milyar istiyor. 2 milyar istiyor şu anda. Sen 3 lira. 3'e ver yani. Evet. Hayat nasıl zor. Yapacağız? Hayat zor. Nasıl olacak? Bize her gün zam yapmıyorlar. Maaşlarımıza. Aynen. Teşekkür ederim. Senin için 2021 nasıl geçti? Abi çok kötü ya. İnsanlar açlık içinde yaşadı. Birden zamlar yükseldi ama maaşlar aynı kaldı. Bak abi diyecek her taraf güllük gülistanlık. Çok kötü. Vallahi. Kötü geçti. Çok teşekkür ederim. Başka şey diyebilir miyim? Güzel geçti abi. Allah daha iyisin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Şey değil. Sana sorar mı? 2021 yılı nasıl geçti efendim sizin için? 2021 yılı yani her geçen sene öbüründen biraz daha kötü geçiyor. 2022'den de çok daha kötü geçeceğinden eminim yani. O kadar yani. Kesinlikle. İnşallah iyi olur abi. İnşallah iyi olur ama hiç umudumuz kalmadı. Çok teşekkür ederim. Rica. 2021 yılı nasıl geçti sizin için? Rezalet. Kötü mü? Tabii. Beklentiniz var ha, 2021. Kimilerine göre iyi olabilir. Benim için kötü. Doğru. Ha, şu çocukları şu çocukları bile okulda biz para yetiştiremiyoruz ya. Her hafta para istiyorlar bizden. Kitap, defter. Tabii.
Sorun bir tane var ya, örümceği tutuş, annesini bir çevirin bakayım, bak şimdi memnun arar mı? Memnun değiliz tabi. Bak diyor, biz burada öğrenciyiz diyor. Bak işte öğrenci, arkamda öğrenci var. Evet. Şayet memnun değilim. Ha, yollar yaptı mı? Yapacak tabi. Onun görevi, asıl görevi. Yani. Öncekiler yapmamış, biz yapmışız diyorlar ona. Ya önceden telefon mu vardı? Önceden televizyon, bilgisayar mı vardı? Ya bırakın Amerika'daki yaşıyor. Onların sorunu, onların sorunu. Bizim buradaki bizim sorunumuz bak. Burada kalan bizim sorunumuz. Oranın sorunu değil. Tamam? Biz şu an ülkede biz varız. Abi sana sorduk, teşekkür ederim. Abladım, rica. Sana soralım. Merhaba. 2021 yılı nasıl geçti sizin için efendim? Sağlık, sıhhat, para. Çok iyi geçti abi. Sıkıntı yok. Yok. Vallahi bir ekonomik açıdan benim için kötü geçti. İşletmemiz var. Bu kapanmalardan dolayı, bu zamlardan dolayı, dolar kurundan dolayı 200 liraya aldığımız un bir haftada 400 TL olunca işletme olarak zarara girdik şu anda. Fiyat artıramıyorsunuz. Tabii ki un fiyatlarımız, her şeyimiz fiyatları artıyor. Biz de kendi mallarımıza zam yaptığımız zaman bu sefer de insanlar bize diyor neden zam yapıyorsunuz diye. Biz de diyoruz çünkü biz de dolar kurundan aldığımız için her şeyi yurt dışından ithal olarak aldığımız için dolar kurundan alıyoruz. Biz de aldığımız zaman biz de zam yapmak zorunda kalıyoruz. Yani şu an kimsenin cebinde para olmadığında ben adım kadar da eminim yani. Kötü geçti. Hep zamlarla. Gece yattık, sabah kalktık, zam. Akşam zam, sabah zam. Hep zam. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. 2021 yılı nasıl geçti sizin için? İnşallah daha iyiye gidiyor. Daha iyiye gidiyor. Aklın başına gelir. Sağ olun. Gelin. Biraz sıkıntılı geçti ama inşallah bundan sonra iyi geçecek. Çok iyi. Olumsuzun kötü müydü? Benim için ilişki sıkıştı da yani Türkiye için kötü geçti. Öyle söyleyeyim. Çok iyi. İbo gel. Evet. 2021 yılı sizin için nasıl geçti? Benim için yani inişli çıkışlı geçti. Yani ülkemiz için, hepsi için bu koronanın pandemi nedeniyle dolayı inişli çıkışlı geçti. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak diye bekliyorum. Oy kullanıyorsunuz değil mi? Evet, kullanıyorum abi. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.